Bir haber yapmıştık Cuma günü. Evet. 14 Nisan'da Halise'nin Feryat isimli yeni şarkısı çıkacak denmişti. Biz bunu 13 Nisan'da konuşmuştuk. Şarkıyı henüz dinlememiştik. Ben şarkıyı dinledim. Nasıl? Ben beğendim. Ya bana inat olsun da tezat olsun ne olursa olsun. Niye ben senin fikrini bilmiyorum ki? Güzel bir şarkı değil, sen beğenmezsin. Beğendim ama. Neyini beğendin? Melodisi çok güzel. Altyapısı da güzel. Evet evet güzel. Vallahi güzel. Yalan değil yani. Bu arada da tahmin ediyorum ki listelerde falan zorluyordur şu anda. Çünkü sen de söylemiştin. Hadise'nin şarkısı her zaman beklenir diye. Beklenir. E tamam. Demek ve ki. Ve ben Hadise'nin şarkını çok seviyorum. Sen dinledin mi? Dinledim. Beni almadı. Sen beğenmedin. Olabilir, zevkler, renkler. Ama sonra bazı şarkılar biliyorsun sonra dinleye dinleye. O an mesela aynen. Böyle moralin bozuk. O şarkı duyarsın böyle ruhunu işler. Aa dersin tamam bu şarkı artık benlik. O zaman biraz daha fırsat ver. Ne biraz daha fırsat verelim. Tamam. Şimdi hatırlarsanız Feryat isimli şarkı. Hatta dedik ki bir analiz yapıldı burada. Mehmet Dinçer. Nefis bir analizdi bu arada. Tebrik etmiştim seni. Evet evet. Böyle kare kare bakıldı. Mehmet Dinçer'lere benzeyen bir kas kullanıldığı söylendi. Ve doğru klibinde. Aynı zamanda Mehmet Dinçer'ler bu teaser'ın üzerine yani Feryat teaser'ın üzerine kendisi bir post paylaştı. Sağ tarafta görüyorsunuz. Çok kısa özet geçiyorum. Cuma günü konuştuk bunları zaten. Ve ondan sonra birkaç saat sonra bu story'yi de sildi. Evet. Ha, şimdi bizim analizimiz mi olabilir bilmiyorum. Diğer muhabirler de aynı şeyi mi düşünüyorlar bilmiyorum ama Hadise'ye dediler ki bu bir gönderme mi? Yani bizim bir analizimiz vardı ama tabii ki burada Hadise'nin yorumları çok önemli. O ne diyor? İzleyelim mi? İzleyelim. İzleyelim, ona göre yorumlayalım. Buyurun efendim. Kendi yaralarını sarabiliyor mu Hadise Hanım? Sürekli. Saramazsam zaten bu kadar nasıl desem güzel işlere imza atamam. Bu kadar güzel şarkılar beni bulmaz. Bu kadar güzel dostluklar, bu kadar güzel ekibim olmaz etrafımda. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii ki de hepimiz insanız. Düşeceğiz, kalkacağız. Bu böyle, hayat böyle. Ama nasıl düştüğün değil, nasıl kalktığın önemli. Ve ben kalkmayı çok seviyorum. Yere kalkmaya bayılıyorum. O yüzden iyiyim. Ama güçlü kalkıyoruz değil mi? Hadi evet, her zaman, her zaman. Son olarak çok kısa bir magazin yapayım. Şarkının içerisinde deniz kıyısına vurmak vardı. Bir gün Mehmet Bey'in de bir deniz kıyısında fotoğraf kaldırdı. Reklam üzerinden yorumlar yapıldı sizin şarkınızın üzerine ve fotoğraf geri kalktı. Bununla ilgili bir yorumunuz olur mu? Benim için kapanan bir konunun hala gündem olması enteresan bir şey. Anlıyorum magazin ama benim yorum yapacağım bir konu artık değil. Benim gündemim de yok. Buradan şunu mu anlıyorum? Kimse Hadise üzerinden film yapmaya çalışmasın. Güzeldi o. Sevdim onu. Güzeldi. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Primci dedi Mehmet'e. Prim, yani daha doğrusu magazin muhabiri kimse bilmiyorum. O dedi, o da beğendi. Sen ne diyorsun? Senle başlayalım hadi. Şimdi Hadise bir aydır, iki aydır ortalarda yoktu. Son dönemde UNICEF'le bir işbirliği ortaya çıktı. Daha doğrusu şöyle, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler ve Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu. Harika bir şey yaptı. Harika bir şey yaptı. Yüreğine sağlık. Bravo. Hemen akabinde yeni şarkısı çıktı Feryat. 14 Nisan'a denk geldi. Yani bunlar böyle arka arkaya gelişti bu süreçten. 14 Nisan Feryat şarkısını imam nikahının kıyıldığı güne ithafen yaptı diye biz yorumladık. Seneyi devriyesi. Bir yıl önceydi çünkü. Evet. Değil mi? Aynen öyle oldu. Bir de burada klibinde işte demin senin söylediğin gibi Mehmet'e vurgular, göndermeler yaptı. Bir de enteresan bir şekilde kara duvak yapmış. Şarkısı çıkıyor Feryat diye kara duvakla gösteriyor imam nikahına tekabül ediyor, tarihler uyuşuyor bir sene sonra olsa da. Doğru. Ve sonrasında Mehmet bir fotoğraf atıyor, fotoğrafı hemen siliyor, deniz kenarında diye sözleri vardı ona gönderme ve sen çektin bu fotoğrafı nedense öyle bir fotoğraf attın. Zamanında Hadise çekti bu fotoğrafı. Evet. Tamam. Ve şimdi Hadise çıkıyor diyor ki orada yani Hadise diyorlar ki sizden prim yapıyor Mehmet Bey böyle mi yorumlasak bu olayı diyor. Hadise de dönüp diyor ki sevdim bu sözü. Şimdi bu ilişki yani Hadise'nin Mehmet'in evliliği veya ilişkisi başladığı süreçten itibaren hep bizi yönlendiren Hadise'ydi. Doğru. Her zaman Hadise'nin izlerini takip ettik. Hiçbir zaman Mehmet'in izlerini takip etmedik. Konserleri olsun, postları olsun, vücut dili olsun hep bizi bir yere yönlendirdi. İsyansa isyan, mutluluksa mutluluk. Hamilelik haberleri çıktı. Bir ara müzikal oldu, olmadı sonra. Orada ağlamış. Bir sürü haberleri geldi, konuştuk. Hani hep bizi yönlendiren Hadise'de. Hadise'nin bir insanı primci diyebilmesi için o insanın da bizi yönlendirmesi gerekiyordu zaman zaman da.
Karşı tarafında. Karşı tarafında. Hı-hı. O yüzden zaten hadise bak öncesinde şöyle bir cümle kuruyor Cez. Orada diyorlar ki depremzedeli çocukları yarısını sardınız. Peki siz kendi yaralarınızı sarabiliyor musunuz? Hadise de diyor ki ben zaten yaralarımı saramasam bu kadar harika işler yapamam. Hı-hı. Ve seviyorum bu durumu da diyor. Yani düşüp kalkmayı seviyorum, daha da güçleniyorum diyor. Ben de böyle bir insanım bu arada. Acılar beni güçlendirir. Hiçbir zaman pes etmem. Olduğum yere de asla terk etmem. Hadise de benim gibi olduğu konudan memnun. Yani onu hissediyorum. Yani hadisenin böyle kara duvak yapacağı kadar hani bir pozisyonu yok. Hı-hı. Ama bu kliptir, bu bir temadır. Bu bir hikayedir. Hikayesini oraya yansıtmak isteyebilir. Çok saygı duyuyorum. Hadiseyi çok seviyoruz. Hep sevdik. Yani Hadise her zaman ekranda bıcır bıcır. Ölürüz. Şıkır şıkır bir kızdı. Hı-hı. Acun zamanı çok gündemdeydi. Her gün Hadise'nin her şeyini konuşuyorduk. Ama Acun'dan sonra tabii ki bir düşüş yaşadı. Bu sefer kendi reklamını, kendi magazinini kendi oluşturmaya başladı. Bu da şu an öyle anlardan biri. Aynen. Şimdi ben zaten Cuma uzun uzadıya anlatmıştım kendi fikrimi. Yani tekrar aynı baskıyı yapmayayım ama bir cümleyle özetleyeyim. Ben bunun zaten bir sipariş, bir kurgu olduğunu düşünmüştüm. Bunu da kötü anlamda değil çünkü herkesin magazine ihtiyacı vardır. Özellikle pop sanatçılarının daha çok vardır. Hadise de onlardan biri. Çok da başarılı bir hanımefendi. Kesinlikle. Kesinlikle hiçbir lafım yok. Ama farkındaysan muhabirin Mehmet Dinçer'le ilgili sorusuna hiç şaşırmıyor. Mehmet Dinçer'ler post mu atmış demiyor. Evet. Çünkü biliyor. Biliyor. Farkında. Ya biri söylemiş ya kendisi bakmış. Bunu görmüş. Biliyor. Kastım Mehmet Dinçer'lere ne kadar benzediğini zaten sen analiz etmiştin ve ben de ikna olmuştum. Yani burada aslında göndermeler Mehmet Dinçer'ler üzerinden olduğu için şaşıracak bir şey yok. Manşeti de bu yüzden beğeniyor. Çünkü diyor ki benim aslında şu anda oluşturduğum zemine hepiniz geldiniz. Teşekkür ederim diyor. Bu alt metin, iç ses. Bunu da atın diyor. Bunu da yazın diyor. Evet doğru. Tamamdır çok diyor. Aynen işte bak sen de bunu çok rahatlıkla görebiliyorsun. Yani Hadise yok, zaten... Yok sen gösterdin Cuma, ikna oldum ben. Evet. Hadise zaten o röportajı yaparken sonunun buraya geleceğini çok iyi biliyordu. Çok iyi. İstenilen yere geldi. Geldi. Ve bu şekilde de PR devam edecek. Bak bunda hiçbir sakınca yok. Dünyadaki herkes bunu yapar. Aynen öyle. Şu anda burada yanlış anlaşılmasın biraz aptal oynuyor. Evet aptal oynuyor. Şaşırmışı oynuyor. Ama... O dediğim gibi depremzede çocuklarla ilgili hayat hikayesini anlatırken, oradaki kaliteli zamanını anlatırken, işte şarkıyla ilgili fikirlerini söylerken, kendini anlatırken ben oraya kadar her şey bana geçti. Tabii. Bana ama da geçti. Ama bu sonra Mehmet'in asla o konu kapandığı kısımlarda Hadise rol yaptı. Aynen. Bu da bana geçmedi. Sana evet, da geçmedi. Geçmedi. Çünkü benim için kapanan bir konunun gündem olması enteresan. En azından enteresan gelmesi de bana geçmedi. Çünkü herkesin bunu düşüneceğini çok net anlamış olması gerekiyor. O mesajları o verdi. Bu sorular zaten bizim gibi herkes tarafından herhalde akıllarda soru işareti olduğu için soruluyor. Enteresan gelmemiş olması gerekirdi. Evet. Yani şöyle bir cevap beklerdim. Evet arkadaşlar biz Mehmet'le bazen böyle şeylerle başımıza denk gelebiliyor. Vücut dilimiz buna yönelik olabiliyor. 3 ay evli kaldık, denedik olmadı. Onun için de hakkında hayırlısı. Benim için de benim yeni bir şarkım çıktı. Gündemim şu an bu olsun deyip geçmesi çok daha... Çok güzel. Matbu bir basın şeyi yani. Diyorsun sen. Anladım. Peki o zaman bize yine geçmedi. Evet. Evet. Bak Cuma oldu geçmedi. Pazartesi oldu geçmedi. Yapacak bir şey yok.